Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün konumuz müzik dinlemek bize daha çok kas mı kazandırır? Bununla ilgili video çekmek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle bir başlık attın? Aslında daha çok dikkat çekmek için de. İşin esprisi bir yana, bununla ilgili size bazı işinize yarayacak bilgiler vereceğim. Şimdi günümüzde bakarsanız ki bir isteksizlik var bu spora. Yani mesela özellikle yeni başlayanlar bir odaklanamıyorlar, bir keyif almıyorlar. Burada bunların kurtarıcıları aslında sevdikleri bir müziği dinlemek arkadaşlar. Yani onlara tavsiyem bir iyi bir kulaklık alsınlar ve sevdikleri müzikleri dinlesinler, sevdiği şeyleri giysinler ve hedeflerini belirlesinler. Bunun dışında şimdi biz bizim sporda örnek verelim. Zor bir setimiz var diyelim. Ve o sete iyi odaklanmak için biz sevdiğimiz bir müziği dinlemeye başladığımız zaman arkadaşlar dikkat dağınıklığımız azalır ve odaklanmamız artacağı için o sette alabileceğimiz en iyi verimi almaya çalışırız. Yani eşittir kaslara daha fazla hasar veririz ve bu bizim gelişimimizi etkiler, kas kazanmamızı etkiler. Aslında müziğin yeri, rolü burada başlıyor. Ondan dolayı buna bakarsak da müzik bizim gelişimimizde yardımcı oluyor arkadaşlar. O yüzden sevdiğiniz müzikleri dinlemeniz her zaman önemlidir. Yani dediğim gibi o sete daha iyi odaklanacaksınız. O kaslara daha iyi hasarı vereceksiniz ve daha çok kas kazanacaksınız, gelişeceksiniz arkadaşlar. Müzik bunu sağlıyor. Özellikle sert, şiddetli idmanlarda. Evet, buraya kadar anlatmak istediğim buydu aslında. Bunun dışında aslında hani hangi tarz dinleyelim diyeceksiniz. Bunda da az önce dediğim gibi sevdiğiniz müzikler bence arkadaşlar, ama bunda mesela şöyle bir ayrım yapıyorlar. Daha böyle uzun vadeli, mesela maraton koşusu için veya uzun kilometre koşucuları için mesela yavaş tempo, nabzı daha sakin tutmak için. Onun dışında bizim gibi agresif idmanlar yapanlar için daha böyle sert tempolu müzikler önerilir. Ama ben tabii yine de sevdiğiniz müzik dinleme tarafındayım. Bunun dışında arkadaşlar mesela çok farklı bir araştırma daha var. Mesela diyorlar ki, yapılan bir araştırmaya göre antrenmanı yaptıktan sonra dinlediğiniz müzik sizin toparlanma sürecinizi hızlandırıyor ile ilgili bir araştırma var. Tabii ki de bu ayrı bir konu. Burada diğer eklemem gereken bir şey, yani şu olmasın aklınızda, hani antrenman, beslenme, kötü müzikle mi kalır? Yani öyle bir şey yok, kas yapacağım öyle bir şey yok arkadaşlar. Olay tamamen iyi antrenman, iyi beslenme, uyku ve o sizi motive eden müziği dinleyip o antrenmanı bam bam patlatacaksınız arkadaşlar. Olay buradan ibaret. Evet, dikkatli olun arkadaşlar. Bu videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.